Gece gece neden ölümünü haber anlatırsın? Başka hikaye bu kadar. O geldi aklıma abi. Tam o sırada o yola tıkladım, o geldi aklıma ya. Samsun çarşambalı arkadaşa selam. Çarşamba da başka bir ülke gibi ha Samsun'da. İlginç bir kafa. Oğlum cam piramit diyorum, burayı gösteriyor. Burası değil ki cam piramit. Şeyde stadyumun karşısında. Evet, hayır burayı gösteriyor. Ha burayı göstermesi lazım. Burası yapılırken biz Antalya'daydık abi. Bir dakika. Ha burası işte. İlk açıldığımda o kadar çok gidilirdi ki bu cam piramite. İşte dünyanın ikinci en büyük cam piramiti falan filan. Giderdik abi, ben kaykaya binerdim orada, kayardım. Çünkü böyle inanılmaz düz bir zemini vardır. Hocam benim Aynen. babam da o konularda kötüdür. Anneannem de bizde kalıyordu. Daha sonra Muğla teyzehaneye gittim. 2 hafta sonra okuldan eve geldim. Babam direkt anneannem öldü dedi, şok olmuştum. Babam söylemiyor böyle, kekeliyor falan ya, hatırlıyorum. Babam hastaneye hastaneye falan diyor ama ben direkt çaktım olayı ya. Direkt çaktım. Şimdi Expo'nun ay cam piramidin yerine Expo aldı. Her şeyi Expo'da yapıyorlar çoğu şey. İşte burada Mesela altın kayıyorduk. cap falan yapılıyordu. Ablamın böyle bir Expo'ya almış. 15 metre falan böyle patenle uçup diz kapaklarının üstüne kapaklandığını hatırlarım. Yani gözlerimin önünde böyle uçarak geçti. Dedim herhalde o dizler bir daha düzelmez. Kırılmadı bile. Böyle bir anım var orada mesela. Her yer abi. Antalya Anadolu Lisesi nerede abi? Antalya Anadolu Kilisesi. İşte bu. İşte bu. Bir Aa, lehim. Zeytinköy klasiği abi. Zeytin. Zeytinköy klasiği. Ananı sikeyim. Bu ne lan? Oğlum insanlar falan oturuyor burada. Oğlum. Aa. Tobacco Shop yazmış ya. Emin abiye bak. Bu herif shotgunla oturuyordu lan bu dükkanın içinde. Buraya polis giremez beyler. Değişti mi? Değişti. Tek hala giremiyor. Bak İlginç. Antalya'nın ağasını sökmüşler amına koyayım. Yok ederler lan. Habitatında görüyorsunuz abi. Gerçek native oturanları bunlar abi. Benim okul buydu abi. Tamam mı? Şimdi her sene oğlum bura lan, buraya insan giremezdi yani. Biz buraya okuldan kaçıp minibüs beklerken bıçaklanırdık falan yani. Dur abi bir dakika. Oh yeah. O havası kalmadı ya, o kadar hani insan giremez, araba giremez, havası yok. Bak şimdi anlatıyorum abi hikayeyi. Şimdi her Tamam. sene mezun olanların şeyi olur. Pilav gecesi olur, tamam mı? Pilav gecesindeyiz. Ve Oh biz yeah. pilav gecesinde Görmeden inanmıyorum ki. akıyor. Pilav gecesinden zaten korkuyoruz, tamam mı? Müdür bize anlattı. Dedi ki: "Çocuklar, ailelerinizin her biri davetli. Etli pilavımızdan yiyecekler. Fakat tehlikeli olabilir." Ücretli. Hayır, ücretsiz. "Fakat tehlikeli olabilir. Ha. Zaten okulun durumunu biliyorsunuz, civarı." Şey de demez ha, etrafa da toz kondurmaz ama şey böyle üstü kapalı. "Okul civarını biliyorsunuz, tamam mı? Size bir hikaye anlatacağım," dedi. Pür dikkat dinliyoruz. Yanımda da Ahmet var. Başka Ahmet, soyadını söylemeyeyim şimdi. Pür dikkat dinliyoruz. "Geçen seneki pilav gecesi." "Geçen seneki pilav gecesinde yine mahalleli her zamanki gibi geldi. Mahalleliye de pilav dağıtımı yapıyoruz." Şimdi mahalleliye pilav dağıtımı var. Çünkü durduramazsın. Yani burada bir gece var. Kokuyu alan geliyor abi. Işığı gören geliyor. Tamam mı? Mahalleliye pilav dağıttık. Neyse abi, mahalleliye pilavı dağıtmış bunlar. Ondan sonra birkaç ufak çocuk biraz arsızlık yapmış galiba. Böyle tabaklarla falan tencereye mi ne dalmışlar. Aşçı da, bizim aşçı da kafasına vurmuş kepçeyle çocuğun. Çocuk da çocuk da "senin ananı siktim çocuk" diye gitmiş, tamam mı? Ondan sonrasını müdür şöyle anlatıyor: "Ufukta taşlı sopalı bir güruh belirdi. Önce ön kapıyı kaybettik." Sanki Moria'nın kaybedilişini anlatıyor. "Önce ön kapıyı kaybettik. Ondan sonra pilav tenceresini yere devirdiler. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler olarak okulun içine sığındık." Ondan sonra polisi aramışlar.
Polis gelmiş, geri dönmüş. Devriye arabası gelip geri dönmüş. Ordu gelmiş abi ondan sonra. Polis ordu olarak gelmiş. 10-15 devriye arabasıyla gelmiş de. Ancak öyle dağılmış yani. Çıkın lan dışarı diye böyle camları falan kırmışlar. O pilav kazanı ne zor dolar. Hey gidi hey. Neyse işte bizim pilav gecemizde de kepler atıldı bilmem ne falan filan. Mutluyuz yani. Ondan sonra işte bizim alt dönemin kızları bir gösteri düzenlemişler. Gösteriler yapar böyle alt dönemler. Alt dönemin kızları çıktı tam bu şarkıya dans ediyorlar, tamam mı? Çok iyi hatırlıyorum. Bak şurası sahne. Biz burada kepleri attık. Şurada veliler falan var. Geniş bir bahçe. Kızlar burada dans ediyor, tamam mı? Herkes izliyor böyle. Oha ne güzel dansıyor falan filan. Ondan sonra abi yanımda Uğur diye bir arkadaş oturuyor. Uğur şöyle yaptı. Bak lan dedi, bak burayı işaret ediyor. Nöbetçi kulübesinin üstü. Çocuk abi, bir tane çingen çocuğu tırmanmış abi bu ağaçtan. Kulübenin üstüne çıkmış abi. Tam bu şarkı çalarken orada break dans yapıyor böyle böyle. Herkes abi kızları bıraktı abi, çingene çocuğu izliyor. Herkes onu izliyor böyle. Götünün üstünde falan dönüyor çocuk, amına koy. Ondan sonra herkes dönüp o tarafa alkışladı abi şarkı bittikten sonra. Böyle manyak bir ortam yani. Bir kere topumuz kaçtı abi dışarıya. İlk senemiz Oğuzhan'la benim. Diğer arkadaşların ikinci senesi. Ben sınıf atladım. Oğuzhan da başka bir yerden transferdi. Top dışarı kaçınca bak tam şu civara bir yere kaçtı, tamam mı? Oğuzhan'a dediler ki git topu al gel dediler. Beden eğitimi dersindeyiz. Oğuzhan gitti abi. Oğuzhan ayakkabısız döndü. Topu almaya gitti. Ayakkabısız döndü. Ayakkabısını almışlar çocuğun, amına koyayım. Üstünde tabi cüzdan müzdan para mara hiçbir şey yok. Anladın mı? Neyini alalım? Beden eğitimi şeylerinde. Direkt ayakkabıyı almışlar. Çocukçuk hayatta. Sofya'da okuyorum. Çok çöp bir şehir. 7 milyonluk ülkenin 1 milyonu burada yaşıyor. Ama okulum işim burada. Bugün doğum günüm ve benim sınavım var. Diğer yandan da proje hazırlıyorum. İyi geceler. Kolay gelsin abi. Çok sağ ol barışın için. Bugün de arkadaşlar Sofya'ya gidelim falan dediler. Dedim amına koyayım ne gideceğim Bulgaristan'a ya. Bak abi burası okulun arkası. Oğlum bu ne lan? Binalar minalar var. İnsan yaşıyor burada. Evet. Size yemin ediyorum Allah belamı versin. Götümden çarpılayım ki şurada tenekeden bir yapı vardı abi. Bina değil. Tenekeden bir yapı vardı. Penceresi falan muşambadandı abi. Adam kalkıp bize futbol oynarken taktik verirdi buradan. Şurası böyle kaleler maleler var, tamam, orada futbol oynardık, taktik verirdi. Bana hep şişko derdi pezevenk. Şişko sen de defansta hiç işlev yapmıyorsun falan. Salak salak bir şeyler söylerdi. Sağa kay bilmem ne falan diye taktik verirdi. Burası abi bak duvarın yüksekliğini görüyorsunuz bak. Duvarın yüksekliğini görüyorsunuz, tamam mı? Duvarın yüksekliği bu. Telleri görüyorsunuz. Teller. Yani yaklaşık 2 metre duvar, 1 metre de tel var, tamam mı? Bir de dikenli tel vardı o zamanlar, onu kaldırmışlar. Askeriye gibi, tamam mı? Ya yine de girer. Elektrikli tel. Yine de girerlerdi amına koyayım ya. Yine de gelirlerdi abi. Yine de gelirlerdi. Allah belamı versin gelirlerdi. İçeri girerlerdi. Bizim üst dönemdeki abiler şey yapardı. Bir dal sigara için kavga ettirirdi onları. İşte ders yaparken kapılar açık ders yapardık. Klimamız yoktu o zaman. Püfü püfür etsin diye. Kapı açık abi. Ders yaparken çöp tenekesinden kola kutularını alıp giderlerdi abi. Vidanjörle geldiğim yer neresi? Abi tam anlattığım hikayenin yerine gidiyorum. Bak burası sağlık ocağı. Oh yeah. Tamam. Burası sağlık ocağı. Gavur Ahmet tam bir klasik İstanbullu, her şeye gerilip kavga çıkartıyorlar. Böyleri yüzünden İstanbul bu halde. Biraz haklısın. Bak şurası abi. Şurası şey sağlık ocağı. Burada arabalarımız sıra olur. O zaman burada trafik yok ama burada araba geçmezdi. Texas gibiydi lan burası. Şuradan abi vidanjörün gelişini şuradan gördük. Tamam mı? Geldi vidanjör. Burada arabalar sıra olur. Tamam mı? Burada sıra olur arabalar. Buraya gidersin. Burayı dönersin. Uzun bir kuyruk olur çünkü. Buradan girersin abi arkadan. Bu girişten girersin. Arkadan dolaşırsın. Önden çıkarsın abi. Önden buradan. Buradan da çıkarsın. Böyle içinden büyük geniş çatır atar. Zaten ne kadar büyük olduğunu gördünüz.
Burası yetimhaneydi mesela bizim yanımız. Burası yetimhaneydi. Orada çok güzel çocuklar da vardı. Biz hatta yardım falan yapıyorduk. Orası yetimhane mi hala? Evet. Evet. Antalya Valilik Çocuk Evler İstisi Müdürlüğü. Burası yetimhaneydi. Çok iyi çocuklar da vardı. Bazen böyle teller arasından muhabbet ederdik. Ama çok kaka çocuklar da vardı ya. Böyle işte bizim okul bu. Komedi ya. Neler geldi başımıza amına koyayım. Ondan sonra işte o çocukların nasıl içeriye girdiğini bilmediğimiz için biz bununla ilgili fizik dersinde proje hazırlamıştık Uğur'la ben. Ama bak bilimsel bir şekilde çıktık tahtaya, tamam mı? Yarıkkaya hocam ya. Yarıkkaya mıydı? Ülgen hoca mıydı? Hatırlamıyorum. Fizik hocamız fizik ödev vermişti. Tamam mı? Özlediğin oluyor mu eskileri? Özlemez mi abi insan? Tabii ki çok özlüyorum. Bizim projemiz, daha doğrusu tezimiz şuydu. Şimdi çocuklar okulun içine giriyor ama nasıl girdiklerini bilmiyoruz. Önden girmiyorlar, arkadan giriyorlar. Arkada da 3 metre, 3,5 metre şey var. Hocam dedik, biz bu fenomenonu anlatacağız. Bu olay nasıl gerçekleşiyor? Bu konuda kafa patlattık. Çıktık abi tahtaya, tamam mı? Uğur'un teorisi var, benim teorim var. Benim teorim mancınık teorisi. Benim teorim mancınık teorisi, tamam mı? Duvarı çizdim. Okulu çizdim. Mancınığı çizdim. Çingen çocuğunu çizdim. Elimde datalar var. Ortalama bir çingen çocuğunun kilosu 28. Anlat evladım. İşte mancını çizdim. Mancının gerilimi. Orada ip var. İşte çocuğu koydum falan içine. Anlattım, anlattım, anlattım. İşte şu metre uzaklıktan atılması gerekir falan diye böyle hava sürtünmesini de kattık işin içine. Hocam dedim, yalnız benim teorimde tek bir gedik nokta var. Nedir evladım dedi. Hocam dedim, biliyorsunuz ki o zemin asfalt olduğu için şu kuvvette çarptıkları için vücuttaki kemiklerin de en dayanıklı kemiğin bile dayandığı en yüksek kuvvet bu olduğu için vücutlarının bütün kemiklerinin kırılması gerekiyor. O yüzden bence teorim doğru değil ama bence fena olmayan bir teori dedim. Çok teşekkür ederim Ahmetciğim falan. Böyle bir fizik projesi sunumum oldu abi benim. Sundum yani ben bunu. Çıktım tahtaya sundum. Sınıfın da alkışlarıyla oturdum. Ama yani Kaç aldın? hiçbir şekilde nefret etmezdik. Bir şey almadım. Yani öyle puanlı değildim. Bizim dönemimizde şey yoktu böyle e-okul bilmem ne, yok şunun puanı buna ekleniyor bilmem ne oluyor. Hoca kendisi böyle sözlüğe yazardı kitapçığına bize söylemeden. Yıl sonra da iş puanımızı görürdük.